Merhaba, ben Yusuf, öğretmenim. 8-9 yıllık yaptığım öğretmenlik deneyimlerinden sonra Zigzag Grup isimli bir eğitim danışmanlık şirketinin kurucularından biri oldum ve 5 yıldır da Zigzag'la beraber maceraya devam ediyoruz. Uzun zamandır hazırlık yaptığımız bir girişim fikri daha vardı, bir kooperatif fikrimiz vardı. Öyle ki eğitim dinamiklerinin hepsinin bir arada bulunduğu çocuklarla, anne babalarla, öğretmenlerle, eğitim süreçlerine rehberlik eden yöneticilerle hepsinin bir arada bulunduğu bir eğitim platformu kurmak hayalimiz vardı. Ve bunu da yasal anlamda yapabilmenin en doğru modelinin kooperatif olduğuna inandık ve bir yıldır bununla ilgili hazırlıklarımız devam ediyordu. Artık son aşamaya geldik. Farklı dinamiklerden insanların, kişi ve kurumların bir arada bulunduğu bir model için çok yakın zamanda eğitim kooperatifi girişimimiz hayata geçmiş olacak. Kamuyla çalışmalarda, özel sektörle yapılan çalışmalarda, çocukların okul ve okul sonrası programlarda, annelerin, babaların nasıl daha etkin ebeveyn olabilecekleri konusunda, doğru ve kaliteli eğitim ortamları tasarlamak, eğitim materyalleri geliştirmek konusunda, çocukların, öğretmenlerin ve anne babaların eğitim araç ve gereçlerine daha uygun, daha kaliteli ve daha doğru yöntemlerle buluşmaları konusunda üzerine çok kısa bir zamanda sorumluluk alacak çok iyi bir model hazırladık ve çok yakın zamanda da bunları sizlerle paylaşacağız. Uzun süre eğitim programları, web üzerinden eğitim programları ürettik. Çeşitli aşamalarında yer aldık. Öğretmenlerle beraber kayıtlar yaptık. İnternet üzerinden interaktif ders uygulamaları ürettik. Onların yaygınlaşmasına çalıştık. Onları yaygınlaştırırken de işin ticari boyutunun yanı sıra sosyal boyutları mutlaka katmaya çalıştık. Eğitimde fırsat eşitliği başlığı altında bir sürü çalışma yaptık. Bu üretilenlerin herkese ulaşmasını, dezavantajlı kesime ulaşması için çabalar götürdük, oluşturduk. Her çocuk kendi dününden fazla çözsün. Hedefimiz de bu derdik. Bunu da doğru olduğunu düşünüyorum. Herkesin rakibinin kendisi olduğunu, bu eğitim tarafının rakipleşmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu çalışmalar bizi biraz ölçme değerlendirme tarafına bolca götürdü. O tarafta çok ciddi çalışmalar ürettik. Çok fazla partnere ihtiyaç olacak. Mesela Yusuf arkadaşımızın anlattığı projeler zaten kendi içinde yürüyor ve kalabalık bir komüniteyle hareket ediyorlar. O dediğimden muaf çünkü o komüniteyi onlar orada zaten yaşıyorlar. Ama onun dışında mesela Dilan arkadaşımızın söylediği proje, Esra arkadaşımızla iki kişi ürettikleri bir proje. Onlara göre tamlanmış olabilir. Eleştirel konuşmuyorum, artırıcı bir şey, kooperatifin nedenselliği üzerine konuşacağım. İlla ki onların aklına gelmeyen, burada da herhangi birimizin henüz planlamadığı bir şekilde oraya ilişkilenebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü zaman artık hibrit işler zamanı ve ne kadar çok insan, ne kadar çok fikir, ne kadar çok farklı açıları bir araya getirirse o kadar doğruya giden şeyi yakalayabiliyoruz diye düşünüyorum. Demokratik, geleceğe dönük bir ortam kurmayı başarırsak, bu kadar farklı insandan böyle bir şeyler çıkartabilirsek, kendi kendimizi yok edecek sistemleri kurabilirsek, mesela bizler bugün burada bir kooperatifin kuruluş aşamasının yükünü paylaşmak için buradayız. Onun için buradaki herkes çok değerli. Çünkü kooperatif kurulana kadar bir sürü angarya çıkacak. Bu angaryaları bizler yapacağız. Bunun için hevesliyiz, gönüllüyüz, buradayız. Ama yapacağımız her şey yarın bireysel olarak benim ya da aramızdaki herhangi birinin yararı için değil, kurumun ve yapının devamı için olacağı hayaliyle geliyorsak, dolayısıyla kuracağımız sistemin bizi de alt edecek, alaşağı edecek sistemler olmasını başarabiliyorsak ve de bunun peşinden dirayetle koşabiliyorsak, yeni gelen her farklı fikrin ve her gencin, her yenilikçi düşüncenin bizi alt etmesinden bir rekabet hırsı değil, bir mutluluk duyuyorsak, nihayet aşıldık ve biri geldi diyorsak, doğru bir yapı kurmuşuzdur diye düşünüyorum.
Veliyim, bir kızım var. Onun eğitim hayatıyla alakalı çok çok fazla kaygım var. Onunla alakalı neleri katabilirim kısmı var. Evde her gün didiştiğim bir eşim var. Ona söylediğim, şunu da yapalım, bunu da yapalım, bak böyle edelim dediğim, onun ve benim eğitilmeye dair, kendimize yeni bir şey katmaya dair bir sürü ihtiyacımız var. İşte bu oluşumun içerisinde kim ne katabilir, kim ne koyabilir kısmında beraber aynı kazanın içerisine girdiğimizde inşallah farklı güzel lezzetler çıkarırız diyeceğim. Eğitimciler olmak çok büyük keyif veriyor bana. Bu yaşam boyu öğrenme, her eğitimciyle birlikte olduğum zaman ben de yeni bir şeyler öğreniyorum. Buraya her geldiğim toplantıda kendime yeni bir şeyler katıyorum. Çok mutlu oluyorum. Eğitimde bir takım eksikler var bize göre. Ben şu anda artık eğitim lafını gördüm, hemen hemen her yere gitmeye çalışıyorum. Eğitim kooperatifinde ne yapabilirim? Aslında ben çok düşünmüyorum. Ben de Murat Bey gibi her projenin içinde olmak istiyorum. Olabildiğim, katkı koyabileceğim her projenin içinde olmak istiyorum. Kooperatifleşme niçin? Şu anda kendimizi bir labirentte hissediyoruz. Yani tıkanmış bir şekilde bir arayış içerisindeyiz. Bu sürecin içerisine dahil olmaktaki amacım da bu nasıl bir çözüm yolu üretebiliriz? Bireysel olarak sesimiz zayıf çıkıyor işin açıkçası. Birlikteliği oluşturursak kooperatifleşme içerisinde daha güçlü sesimizi çıkarak, daha emin adımlarla yürüyerek eminim kendi öğrenme stillerimiz ve yöntem tekniklerimizi oluşturarak yenilikçi bir anlayışla uzay çağının getirmiş olduğu yeniliklerle çocuklarımızı doğal kendi ortamlarında yetiştirerek verimli bir yaşam dönemi oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Bunun için de böyle bir grup içerisinde olmak ve kooperatifleşme sürecini keşfetmek amacıyla burada bulunuyorum. Umarım bir sonraki aşamada daha verimli, daha güzel bir vizyona sahip olarak birlikte hareket ederek daha güçlü olarak çıkacağımıza inanıyorum. Bir şeyleri değiştirmek gerektiğini düşünüyorum. Bu oluşumu bu yüzden de destekliyorum. İşin içinde olmayı çok istiyorum zaten. Bizim de mutlaka değiştirebileceğimiz, işte küçük bir farkındalık yaratacağımız bir şey olacağını düşünüyorum. Özellikle yani daha veli olmadığım için en azından bu süreci güzel geçirirsek, hani ileride evet benim de artık çocuğum olmalı, çocuğumu gönderebileceğim bir okul olmalı diye düşüncem gelişir belki diye düşünüyorum. Gerçekten hani en ilk acil neye müdahale edilmeli denirse kesinlikle eğitim olduğunu düşünüyorum. Biz bunu öğretmen olmasaydım, hele kurum değiştirmeseydim asla fark edemezdim bu kadar ciddi boyutta olacağını. O yüzden bu oluşumun içindeyim. Teşekkür ederim. Buraya da tatlı bir tesadüf sonucu geldim. Aslında kooperatiflerle ilgileniyordum. Burada toplantımız oldu aslında bugünmüş. Fakat tarihini yanlış not almışım. Sonra eğitim kooperatifi olduğunu duyunca da ilgimi çekti. Aslında böyle şeylerde meraklıyım. Dinleyici olarak katılayım dedim. Ve baktım insanlar çok donanımlı, güzel şeyler söylüyorlar. Çok da hoşuma gitti. Zevkle de dinledim. Kooperatif noktasında işim hep eğitimcilerle oldu. Kesişti hep bir yerde. Ben ne kadar katkı sunabilirim buna bilmiyorum ama bunun için de bir gönüllü olabilirim yani. Çünkü gönüllülüğü çok seviyorum. Eğer bu konuda da üzerime bir şey düşerse bu anlamda her şeyi de yapmaya hazırım. Çünkü zaman bulabiliyorum artık. Makinesine biraz ara verdim. Artık bu işlerle ilgileniyorum. Üzerime de bir şey düşerse rahatlıkla çalışırım. Söyleyeceklerim de bu kadar. Aydınlık nesillerin yetişmesi için bu tür dokunuşlar şart arkadaşlar. Buna inanıyorum. Gelecekte o sorgulayan felsefik düşünce boyutunda özellikle nesiller için bu tür güç birliğine ihtiyacımız var. Karşıyaka Akademi'ne ile tesadüf eseri karşılaştık. Ve burada bulunmaktan çok çok mutluyum. Ve bu birliğin çok büyük şeyler, atılımlar, dokunuşlar yapacağına inancım tam. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.
Çocuklarda eksik demeyelim ama öğrenmesine veya eğitimine sınır koyan şeyleri belirlemeye başladık biz. Bu bazen aile oluyor, bazen çevre oluyor, bazen arkadaşları oluyor, bazen aile dizilimi dediğimiz ona miras kalan duygular veya bazı davranışlar olabiliyor. Yani öğrenmeye neyin sınır koyduğuyla ilgili çalışmalar. Burada genellikle bu sebeplerin bu arada aile veya veli kaynaklı olduğunu, kendi yakın çevresi kaynaklı olduğunu öğrendik ve bu çalışmaları sonra aileye yönelik yapmaya başladık. Kesin bir değişken var. Nedir? Aile. O zaman ya bunu hızlandırmak için veya bizim o belirlediğimiz sınırların dışarısına çıkardığımız çocuğu, çıkarmaya yardım ettiğimiz çocuğu, bunda rehber olduğumuz çocuğun velisiyle de işbirliği yaparsak, aynı sınırlılıklarının onlarda olduğunu da görüp belki onlara dair de bir çalışma yaparsak bunu daha hızlı ilerleyebileceğimizi düşündük ve haftada iki günde bu çalıştığımız çocukların velileriyle çalışmaya başladık. Çok güzel. En temel nokta farkındalıkla başlıyor. Ve biz o yüzden çocuklarda ilk uygulamaya çalıştığımız şey bu. Farkındalık oluşturmaya başladığında, kendi özelliğini bulmaya başladığında zaten ekstra bir şey öğretmenize gerek yok. Çünkü duygu öğretilebilecek bir şey değil. Bendeki sevgi algısıyla sizdeki sevgi algısı birbirinden çok farklı. Bendeki öfke patlaması sadece oftur ama sizdeki öfke patlaması işte mutlaka bir duvara yumruklayaraktır. Ya da işte bendeki kıskançlık sadece gözyaşıdır ama sizdeki kıskançlık bambaşka reaksiyondur. O yüzden duygu dediğimiz şey tanımlanabilen bir şey değil ya da öğretilebilen bir şey değil. O yüzden bunu öğretilen bir şey değilse ne yapacak? Bunu kendi bulmaya başlayacak. Verilerde de mesela biz Ebeveyn Akademisi'nde bizim en keyifle ilerlediğimiz yer mutlaka duyguyu katıyoruz. O yüzden mesela beraber hissetmek dediniz. İşte çemberde akademi ama hiç belki de öğretinin olmadığı, sadece duyguların farkındalığı ortaya çıktığı bir çemberler oluşturuluyor ve onun sonrasında onlarda muhteşem bir farkındalık. Onlarda uyanan o farkındalık çocuklara yansımaya başlıyor ve bizim çok hızlı çocuk üzerinde yol kat etmemize de sebep oluyor. Bu sene bir proje hazırlığı yaptım. Çocuklarda öfke kontrolüyle ilgili. Yaratıcı drama teknikleriyle çocukların öfke kontrollerini sağlayabilmeleri ve duygularını çok iyi anlamlandırabilmeleri ve kendilerine bir yol çizebilmeleri, hani öfkeyi olumlu bir şekilde kullanabilmelerini sağlayacak bir eğitimdi. Bayağı bilimsel bir çalışma oldu aslında. Ön test, son test çalışmaları yapıp bunların istatistiklerini de döktüm ben birazcık. Ve anlamlı farkın olduğunu, yani eğitimin iyi yönde gittiği ve çocuklara bir şeyler kattığı ortaya çıktı. Somut hikayeleriniz var mı mesela böyle çocuklardan örnek? Evet var. Mesela ilk testi yaptığımda çocuklarımdan bir tanesi yaşadığı şeylerin öfke olduğunu fark etmeden patlamalar yaşadığı ortaya çıktı. Zaten öğrenme güçlüğü olan bir öğrencimdi. 7-8 yaş grubuyla çalıştım. Toplamda 14 tane öğrencim vardı. Düzenli 12 haftalık bir eğitim yaptık. 12 haftalık eğitimde düzenli gelenler 10 kişiydi. Bu 10 kişinin içinde olan bir öğrencimdi. Göz teması kurmayan, sürekli istediği bir şey almak için hırçın davranan, arkadaşlarını vurabilen, kopan bir çocuktu. 12 haftanın sonunda annesi gelip, ne yaptıysanız ben devam ettirmek istiyorum, lütfen bana da bir şeyler verin deme için benimle görüştü. Merhaba, benim adım da Ayşe Yıldız. Ben de Çöp Derisi isimli bir markayı şu anda hayatta tutmaya, daha sonra büyütmeye çalışıyorum. Çöp Derisi. Evet, adı Çöp Derisi. Ne, Çöp Derisi neden? Çöp Derisi ne yapar daha doğrusu, oradan başlayayım. Bizim çöp deyip geçtiğimiz, yani birçoğumuzun attığımız şeyleri alıp onlara yeni bir görünüm, yeni bir hayat, yeni bir kullanım alanı yaratarak böyle deli işi şeyler yaparak ortaya farklı, insanların dikkatini çekebilecek şeyler ortaya çıkarıyoruz. İşte bunlar bir oyuncak olabilir, bir evde kullanacağınız herhangi bir dekorasyon objesi olabilir, bir aksesuar takı olabilir, bir aydınlatma elemanı olabilir gibi böyle çok geniş bir yelpazede. İyi tamam, biz bir şeyler ürettiğimizi sanıyoruz ama aslında bu çok büyük bir tüketim. Yani bir takı üretirken, mücevher üretirken bile insanların tüketme hırsına hitap ettiğimi fark ettim. Söyledim ki madem buna hitap edeceksen o zaman zaten ürettiğimiz çok büyük bir yığınlar halinde dünyayı kaplamakta olan çöplerle işe başladım.
bunlarla işe başlayıp ondan sonra bunları bir atölyeler dizisine oturtmaya çalıştım. Her yaştan insanla atölyeler yapmaya başladık. Geri dönüşüm değil de ileri dönüşüm adı altında. Bu süreçte çok tam böyle ben umutsuzluğa kapılmışken her şeyle ilgili önce Zikzak'la, sonra Burçak'la, sonra buradaki diğer eğitmen arkadaşlarla tanışınca bambaşka bir dünya varmış. Ne kadar da güzel kendim gibi insanlarla bir arada olabilmek deyip böyle bir sürece dahil oldum. Ve bundan dolayı da çok mutluyum. Şimdi bu süreç daha da büyük, daha da fazla, daha da kendim gibi bir sürü insanla bir arada olma imkanı kooperatifle beraber başlayacağı için çok fazla heyecanlıyım. Bunun içerisinde gerek veli olarak kaygılarımı giderebileceğim, sorularıma cevap alabileceğim insanlarla bir arada olma fikri çok güzel. Bir taraftan ben onlara ne verebilirim, ne anlatabilirim, bunun sonuna kadar yapma isteği, hevesi ve hayalleri içerisindeyim. O yüzden böyle bir süreç içerisinde olmak çok güzel bir mutluluk benim için de. Merhaba. Hem bir öğretmen hem bir veli olarak sizi dinliyoruz. Evet, ben Sakine Çavdar, Türkçe öğretmeniyim. Çiğli'de bir devlet okulunda çalışıyorum. İşte her yerde bir kooperatif var, her yerde bir topluluk var, her yerde bir dernek var. Ama ben hiç öğretmenler odasının dışında öğretmenlerin toplantı bir yer görmemiştim. Ve buna ihtiyaç duyduğumu fark ettim. Çünkü öğretmenler odasında zorunlu bir toplantı hali var. Ama burada tamamen gönüllü bir toplantı hali var. Kaygısı olan öğretmenler. Evet, kaygısı olan, amacı olan, bir yerlere ulaşmak isteyen öğretmenler var. Buradaki herkesin kaygısı zaten çocuklar için bir şeyler yapabilmek. Tabii anne olarak önce evdeki çocuktan başlıyorsunuz ama nerede sorun varsa, nerede kanayan bir yara varsa orayı dindirmeye çalışıyorsunuz. Ben de 5. yılım benim Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Yani 5 yıldır çok sıkıntılı yerlerde çalıştım. İzmir olmasına rağmen, ilk göreve başlama yerim İzmir olmasına rağmen hani kenar mahalle diye tabir ettiğimiz çok farklı yerlerden göç almış karmaşık yerlerde çalıştım. Çok farklı sorunlarla karşılaştım. Böyle zamanlarda durup danışabileceğim bir yer olmadığını fark ettim. Evet var, idareyle görüşüyorsunuz, öğretmen arkadaşlarla görüşüyorsunuz ama herkes sizin aynı fikirde olmuyor. Ya da aman hocam ne uğraşıyorsun diyen öğretmenlerle karşılaştığım zaman umudum kırılıyordu. Zikzak benim için bir enerji kaynağı, bir umut kaynağı. Okulda bir sorunla karşılaştığım zaman burada paylaşabiliyorum. Herkes, yani bir beyin fırtınası yapıyoruz. Birilerinin elinden bir şeyler gelebilirse mutlaka yardımcı oluyor. Buradan bir arkadaşım bir hafta sonu gelip zeka oyunları oynattı mesela okulumda. Başka bir arkadaşım kurmaya çalıştığım küçük kitaplıkla ilgili işte yayın evleriyle irtibat kurup bana işte kitaplar sağladı. Yusuf Bey kitaplığından buradan bazı malzemeleri hediye etti falan. Yani böyle bir sosyal bir ağımız da var buranın dışında. Bizim için çok değerli. Yani her cumayı biz iple çekiyoruz. Ara ara evet yani bizim için böyle bir şey oldu. Hani cuma mübarek gün, güzel gün. Ertesi gün tatil ama evet cuma çok daha güzel bir gün. Akşam Zikzak var diyoruz. Burada olmaktan mutluyuz. Daha da kurumsallaşmaktan daha da mutluyuz açıkçası. Çok teşekkür güzel. Ederim. Merhabalar bütün arkadaşlara. İsmim Kevser Külahçıoğlu. Ben avukatım ve emekliyim. Ben bir veli değilim, bir öğretmen değilim, öğrenci hiç değilim. O zaman bir eğitim kooperatifinde, bir eğitim seferberliği içinde işim ne? Ben bunu açıklayayım izninizle. Ben 2007 yılında emekli oldum ve emekliliğimin tadını çıkaracağımı zannederken bir baktım. Tabii o zamana kadar da bakıyorduk da o zaman iyice gördük. Ülkemde bir sürü sorun almış, başını yürümüş. Ben bu ülkede doğdum, burada yedim, burada içtim, burada büyüdüm, burada dostlarım oldu, burada okudum. Yani sürekli aldım bu ülkeden. Kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım ama en sonunda şunu gördüm. Büyüklerle pek iş gitmiyor. Çocuklara ve eğitime yönelmek en güzeli. Merhabalar, ben Erol Kaya. Mimarım. Yüksek lisansımı endüstriyel tasarım üzerine yaptım. Mimarlık yapmıyorum. Tasarım yapıyoruz. Bir atölyemiz var. Buca Organize Sanayi Bölgesi'nde. Tasarım yapıyoruz ve bunları üretiyoruz aynı zamanda. Bu kooperatiften Ozan arkadaşım sayesinde haberdar oldum. Şöyle düşünüyorum, eğitim hepimizin sorunu, hepimizin çocukları var. Bir veli olarak buradayım. Bir kızım var, 9 yaşında, ilkokul 3. sınıfa gidiyor. Özel bir okula gidiyor. Ama ister özel okul olsun, ister devlet okulu olsun, bütün okullarda hepimiz yaşıyoruz. Birçok problem var, sorun var. Bunlar bu kooperatifte de bunların, bu sorunların
birçoğunu burada konuşup çözümleyebiliriz, bunlara katkı sağlayabiliriz diye düşündük. Ben de burada ne katkı sağlayabilirim bu projede diye düşündüğümde, tasarım atölyeleri olabilir, üç boyutlu düşünme olabilir. Bunlar sanal ortamda olabilir. Gerçek dünyada malzemelerle, kağıttan, plexiglas'tan, işte ahşaptan bunları deneyimleyebiliriz. Hayata farklı açıdan bakmayı çocuklara gösterebiliriz. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben Uğraş Demir. Bir devlet okulunda sınıf öğretmeni olarak çalışıyorum. 13. yılımı çalışıyorum. Hep konuştuğumuz şey şu aslında. Hani işte bu konuda dertlenen, eğitim öğretim fikriyle dertlenen insanlarla konuştuğumuz şey şu. Önceden bilgi çok önemli bir şeydi. Bilgiye ulaşmak, bilgi sahibi olmak, bilgiyle yoğrulmak, bilgiyle donanmak çok önemli bir şeydi. Çünkü bilgiye ulaşmak bir çaba gerektiren bir şeydi. Bilgiye ulaşmak için işte ne bileyim kütüphaneye gideceksin, araştırma yapacaksın, birileriyle danışacaksın vesaire. Ama artık günümüzde bu iletişim araçlarının çoğalmasıyla, teknolojinin çoğalmasıyla, ulaşılabilirliğin çok kolay olmasıyla birlikte artık bilgiye ulaşmak çok kolay bir hal oldu. Beceri sahibi olan bireyler giderek azalmaya başladı. Beceriden yoksun çocuklarla, insanlarla karşılaşmaya başladı. Bilgiyle ne yapacağız, ne üreteceğiz? Eskiden işte tamam okul bilgi sahibi olunan yerdi ama beceri kazanılan bir ortamları da vardı çocukların. İşte sokakla daha çok vakit geçiriyorlardı. Ebeveynleriyle, akranlarıyla daha çok vakit geçirebiliyorlardı. Ama şu an sadece okul ortamına kısılmış çocuklarla karşılaşıyoruz. İşte çalışan anne babalar, çok yoğun bir tempoda çalışan anne babalar. Her şeyin beklentisi olan yerlerde okullar. Ama okullarda bu beceriyi maalesef karşılayamıyorlar. Bu anlamda ben artık eğitimde bilgiden ziyade beceriye, üretmeye, işte işbirliğine, tasarıma, sanata, spora, bu tarz şeylere odaklanılması gerektiğini düşünüyorum. Ama burada da şöyle bir handikap var. Öğretmenler buna hazır değil. Yani ben de tamam böyle fikre sahibim ama bu tarz becerileri çocuklara nasıl vereceğim konusunda çoğu zaman yetersizim ve bu konuda işte bir şeyler araştırmaya çalışıyorum, bir şeyler yakalamaya çalışıyorum. Bu yüzden de öğretmenler arası işbirliğinin, işte birlikte düşünmenin, birlikte üretme fikrinin değerli olduğunu düşünüyorum, önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan da işte kooperatifçilik fikri önümüzde örnek bir model. Yani çok zamandır araştırıyoruz işte tamam böyle bir fikre sahip öğretmenler var, eğitimciler var ama hangi ortamda bir araya gelecekler, hangi disiplin içerisinde, hangi çatı altında bir araya gelip bunu yapabilecekler, işte bilgileri nasıl paylaşacaklar, üretimleri nasıl birlikte çalışarak ortaya çıkaracaklar, deneyim paylaşacaklar, deneyimleri nasıl paylaşacaklar, bu deneyimlerden yeni şeyler nasıl üretecekler, işte bu belki kooperatifçilik burada bizim için çok kilit taşı gibi bir şey haline gelmiş oluyor. Umarım süreç yolunda gider, her şey istediğimiz gibi oluşur ve bir eğitim kooperatifinde bu istediğimiz ideallere ulaşacak öğretmenleri bir araya getiririz diye düşünüyorum. Sürecin başından beri zaman zaman büyük çoğunlukta katıldım bu toplantı, fikir geliştirme süreçlerine kooperatifle ilgili. Ben de sizler gibi inandığım bir kavram kooperatifçilik, birlikte üretmek. Zaten kişi olarak da çok bunu yaşamımda yansıtmaya çalışıyorum. Benim mesleğim bilgi belge yönetimi, eski adıyla kütüphanecilik. Üniversitede o eğitimi aldım. Daha sonra işletme yönetiminde yüksek lisansımı tamamladım. Uzun yıllar İstanbul'da yaşadım. Çeşitli kütüphane türlerinde çalıştım üniversitelerde. 4 yıldır İzmir'deyim. Eğitimin içinde hep oldum sürekli olarak farklı boyutlarıyla. Ağırlıklı olarak da daha çok deneme edebiyatı ve demokratik yurttaşlık konulu gençlerle çalıştım. Çeşitli projeler gerçekleştirdik. Bunlarla ilgili önemsediğim konular ve tabii ki nitelikli bir eğitimin olması hepimizin ortak ideali. Ama ne kadar gerçekleşiyor işte bunu tartışıyoruz şu anda. Bizler de birey olarak bir araya gelip bunu yaşama geçirecek projeler, uygulamalar, organizasyonlar yapabilmek fikri beni de heyecanlandırıyor açıkçası. O nedenle de böyle bir başlangıcın olması açıkçası çok da keyifli. İzmir'de olması, bizlerle olması. O nedenle hepimize
birey olarak da çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen süreçte hep beraber farklı çalışmalarda birlikte oluruz diyorum. İsmim Ceki. Ben İzmirliyim ama yaklaşık bir 15 senedir işte dünyanın farklı yerlerinde hem eğitim amaçlı hem de biraz da gezme amaçlı, çalışma amaçlı da aynı zamanda. Eğitim konusunu aslında annem öğretmen, babam da işte akademiden zamanında ayrılmış biri. O açıdan hani aileden zaten gelen bir şey eğitim benim için ama onun da ötesinde hep bir hani okulu sevmeme, eğitimi sevme, öğrenmeyi sevme hani üzerine çok fazla okul değiştirdim İzmir'de okurken. Yani iki ortaokul, üç lise şeklinde. Ve hep bunu aynı evde oturarak yaptık. Yani hani bunu genelde anlatınca hani sanki babam memurdu da şehirden şehire geziyorduk gibi düşünüyorlar. Öyle bir durum yoktu. Üniversite döneminde de hani ülkeler biraz o şekilde oldu. Yani farklı ülkelerde farklı deneyimler kazanınca sonunda yine Türkiye'ye dönmek istedim aslında. Hem biraz bunları paylaşmak hem de biraz acaba Türkiye'de kendi memnun olmadığım sistemde neler değişti diye biraz da görmek için. Tabii arada çağ da değişti. Çünkü işte ben hani lisedeyken internet bu kadar yaygın değildi. Şimdi herkesin elinde her an her bilgi var. Ama bu bilgiyi nasıl kullanacağımız üzerine ben daha çok çalışıyorum. Kooperatif konusunda da aslında bir hafta öncesinde işte biz Alper Bey ile tanıştık. Sonra tesadüfen yine Cuma günü işte buraya geldik ve buradaki bir konuşmaya katıldık. Sonunda hani şunu anladım ki İzmir'de bir şey yapmak hani hem bir İzmirli olarak hem de gerçekten hani bir çevre arayan bir insan olarak diyebilirim şu an. Çok sevdim hani kooperatif fikrini ve hani paydaşları. Umarım da hani İzmir ve ötesine hani güzel işler çıkarabiliriz. Eğitimle ilgili de okulu sevmeyip eğitimi sevmek demiştin. Nereye gitti Cekil? Aynı ben de 3 okuldan atıldım ve atıldığım okullar da efsane okullar. Yani Karşıyaka Ortaokulu'ndan Karşıyaka Lisesi'ne atılamazsın normalde. Bir Karşıyakalıysan bunu bilirsin çünkü zaten hani aksiyonlu okullardır. Yani oralardan bile atılmayı başarmış bir öğrenciyim ama şu an etrafıma, işte yaşıtlarıma, arkadaşlarıma baktığım zaman çok daha mutlu yaşıyorum hayatımı. İstediğim gibi yaşıyorum, özgür yaşıyorum ve çok iyi para kazanıyorum. Yani bunun eğitimle, okulla alakası yok. Öğrenmeyi öğrenmek lazım. Onu da bana annem öğretti sanırım. O yüzden ben çok okuldaki eğitime, üniversitelerdeki, hele bizim üniversitelerimizdeki eğitime hiç güvenmiyorum. Bence çocuklarınızı hiç göndermezseniz o 4 yıl bir şeyler öğrenirler gerçekten hayatta. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü oradan gelen arkadaşlara biz 2 sene meslek öğretiyoruz. Yani tasarımcı geliyor, hiçbir şey bilmiyor. Yazılımcı geliyor, hiçbir şey bilmiyor. Bir tane program öğrenmemiş, hiçbir şey montajlamamış. Yani geliyor böyle ampul gibi, affedersiniz. Biz onu yakmaya çalışıyoruz. Çoğu da yanmıyor zaten. Çünkü aileler profesyonel çocukları da yetiştirmiyor maalesef. Bizim çocuklarımız profesyonel değil. Her şey ağzıma düşsün diye bekleyen arkadaşlar. Bu bütün teknolojiyle uğraşan insanlar biliyorsunuz bu Silikon Vadisi'nde yaşıyorlar. Hepsinin çocukları tahtalarla oynanan bir okula gidiyor. Hiç ne iPad var ne bilgisayar var. Çünkü bunlar bizi çocukken zehirliyor, büyükken çok lazım. Yani bir yaştan sonra da onu çok iyi ezberlemesi gerekiyor çocuğun ama o yaşa kadar uzak tutmakta bence fayda var. Yani okullardan çok önce evde bir şeylere dikkat edilse, o çocuklar iyi beslense, spora yönlendirilse, müziğe yönlendirilse bence ileride meslekleri olacak, işi çok daha rahat öğrenebilirler. En azından kendileriyle barışık, mutlu bir insan olabilirler diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Norveç'te 37 yıl kaldım. Şimdi şeyi konuşalım yani kooperatifçilik İskandinavya toplumunda şöyle diyelim. Tam böyle siyasi sisteme uyumlu. Tamam mı? Siyasi sisteme uyumlu ve onun prensiplerine uyan bir kurum zaten. Yani dünyanın en akılcı herhalde yönetim sistemi kooperatifçiliktir. Katılım ister. Herkesten katılım ister. Demokrasi gibidir. Yani bir ülkenin parlamenter sistem gibidir. Yani ben benzerlik kuruyorum burada. Şöyle, eğitim sistemini düşünürseniz bütün, yani mesela Norveç'te eğitim sistemi gerçek bir kooperatif. Devletin yönetimi altında gerçek bir kooperatif. Veliler üye.
çocuklar kullanıcı ve hepsinin katılımı gerçekleşiyor eğitim sistemine. Yani kooperatifçilik politik sisteme uyumlu olduğu zaman tabii daha çok başarılı olur. Yani devlet ve yereli birbirine bağlayan kesinlikle çok görevi görüyor. Yani kurum olarak kooperatif ve devlet yönetimi ya da resmi sektör yani yönetimi altında. Ha, bir takım özel kooperatifler de var tabii. Yapı kooperatifleri gibi bilmem ne. Yani ama o da yine sosyal refah devletinin kurallarına çok uyumlu, sistem olarak çok uyumlu bir olay. Bolca bu deneyimi bütün yaşam boyunca öğrenmeyi öğrenme. Değil mi? Yani öğrenme hiçbir zaman kesilmiyor. Zaten ben bu şeyi duyar duymaz gerçekten inandım yani. Ben inanarak gelen bir kişiyim buraya. Burada çocuğum falan yok. Yani ama sonuna kadar destekleyeceğim. Benim mesleğim avukatlık fakat son dönemde ben artık avukatlıktan biraz uzaklaşarak görme engelli çocuklara kitaplar okuyorum. Masallar okuyorum. Ve bu işten müthiş keyif aldığımı fark ettim ve beni de orada çok desteklediler. Hani masalcı teyzemiz, masalcı ablamız oldunuz diye severek yaklaştılar. Masal okumayı çocuklara çok seviyorum. Şimdi burada böyle atölyelerden bahsedilince acaba dedim hani ben de bu şekilde bir atölyenin içinde olup çocuklara masal okuyabilir miyim? Böyle bir yararım olabilir mi diye düşündüm. Onun dışında ben TOBAV'ın mandolin orkestrasının bir üyesiyim. Mandolin ne yazık ki eğitim sistemimizde uzun zamandır aslında unutulmuş bir müzik aleti. Benim küçüklüğümde vardı ama artık uzun zamandır eğitimde mandolin unutuldu, unutturuldu bir şekilde. Aslında mandolin diğer müzik aletlerine çok rahat atlanabilecek bir müzik aleti. Dolayısıyla altyapıda aslında bu çocuklara verilse belki pek çok çocuk daha fazla müzikle ilgilenecek, daha başarılı olabilecek. Belki mandoline ilişkin de bir atölye yapılabilir mi diye kendimce düşündüm. Ben orkestraya geçen sene katıldım. Çok değerli hocalarımız var orada. Yani 80 yaşında o enerjiyle müziğin de hani insanlara kattığı o tılsımı da görmüş oldum açıkçası TOBAV'a böyle katılınca. Belki hocalarımızdan da o şekilde çünkü onlar da gönüllülük esasına dayanarak bu orkestranın içindeler. Şimdilik onlar aklıma geldi. Umarım başarılı güzel şeyler yapılır. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Ege Üniversitesi'nden mezun bir felsefe öğretmeniyim. Eğitimi önemsiyorum. Daha adil ve demokratik bir toplum için eğitim sisteminin ve onun tüm araçlarının buna göre programlanması gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili bir şeyler yapmak isterken karşımıza Akademi Karşıyaka ve İzmir Eğitim Kooperatifi girişimi çıktı. Burada bizimle aynı kaygıları taşıyan ve kendi konumundan buna katkı sağlamak isteyen insanlarla tanıştık. Bu çok güzel bir şey. Yalnız değilim ve burada birlikte çok güzel işler çıkarabiliriz diye düşünüyorsunuz. Biz de bu bağlamda Felsefe Bahçesi adını verdiğimiz bir proje geliştirdik. Avrupa'daki benzer projelerde olduğu gibi bizim de en temelde hedeflediğimiz şey çocukların ezberci öğrenim alışkanlığını terk etmelerini ve özgür düşünebilmelerini, yaratıcı ürünler ortaya koyabilmelerini sağlamak. Bilginin ve düşünme becerisinin çocukların yaşamında işlevli hale gelmesini istiyoruz. Bu noktada projemizin en temel ayaklarından biri velilerle yapacağımız çalışmalar. Çocukların edindikleri bilgiyi çok yönlü ele alabilmelerinin yaşamın farklı alanlarında karşılarına çıkabilecek problemler için avantaj sağladığını düşünüyoruz. 5-6 yaş grubuyla başladığımız atölye çalışmalarımızı farklı yaş gruplarına da uyarlamak ve kooperatif çatısı altında olabildiğince çok insana ulaşmak istiyoruz. Aynı zamanda bu projeyi kooperatifteki diğer ortaklarımızın projeleriyle de etkileşime sokmak ve burada eğitim adına verilecek her türlü çabaya katkı sunmak istiyoruz ve başaracağımıza inanıyoruz. We'll be right back.
Evet, bir felsefi çok temel, kitap okuma ve felsefi çok temel bir yere yerleştiriyorlar. Onda böyle entelektüel görünme çabaları falan filan gibi değil o felsefe. Doğrudan beynin nörolojik olarak altyapısını çok hızlı geliştiriyor. O ağları çok patikaları otobanlara dönüştürüyor. Harika bir bilgisayar işlemciniz oluyor. Yani bu örneklemeden yola çıkıyorlar aynı zamanda gibi. Yapıcı işleri, artık atölye işleri, bizim köy enstitüleriyle unuttuğumuz, tekrar keşfettiğimiz, dünyanın da keşfettiği bir süreç. Aklın yolu bir, yapılacak olan işler belli zaten. Bunları çok konuştuk. Artık faaliyete geçelim istiyoruz. Muhakkak o veli o dönüşüm içine girmesi lazım. Çünkü bütün bilimsel veriler, eğitim uzmanlarının üzerinde uzlaştıkları şeylerden bir tanesi de şu: çocuk önce anne babadan öğreniyor, veliden öğreniyor. En önemli öğrenme materyali, kaynağı veli. O yüzden velinin de eğitim, öğretim sürecini, sürekli öğrenme sürecine girmesi çok önemli. Çocuğun veliyle geçirdiği vaktin kalitesi çok önemli. O yüzden eğer çocuğa müdahale etmek veliden geçiyor. Veliyi de burada dönüştüreceğiz. Burada da Yusuf'un dediği çok önem arz ediyor. Bir de bir iş üretme modeli olarak da veli aynı zamanda ihtiyaçlarını doğrudan öğrenciyi birebir evinde gördüğü problemleri, ihtiyaçları, sorunları hızlı bir şekilde kooperatife taşıyabilmesiyle ilgili bir refleks geliştirmek istiyoruz. Yani ve o reflekse öğretmenlerin verdiği cevabı ve birlikte oluşturduğumuz çözümleri bir deneyim sürecine dönüştürmemiz lazım. İşte burada o ilkeler, bizim çalışma sistemimiz, kuracağımız sistem çok önemli olacak. Kooperatifin içinde bağımsız öğretmenler, özel okulda çalışan öğretmenler, devlet okulunda çalışan öğretmenler, memurlar, Zigzag gibi, işte BGM gibi ticari işletmeler yer alacak. Şirketler, dernekler, belki dernek, FENÖDER dernek olarak bile yer alabilir. Dernekler, kamu, kooperatifler ortak olabiliyor. Bu büyük bir güç getirebilir bize. Özel okullarda çalıştıktan sonra 5 yıl önce de Zigzag grubu kurduk. Zigzag bir eğitim danışmanlık şirketi. Müdahale ettiğimiz birkaç tane hedef nokta vardı son 5 yıldır geliştirdiğimiz deneyimlerde. Ama en temelde çıkış noktamız kitaplar. Bir kitap evimiz var, Zigzag Kitaplık adını verdiğimiz. Ve 4-17 yaş grup arasındaki çocukların kitaplara etkin yöntemlerle ulaşabilmesi için çalışmalar geliştiriyoruz en temelde. 20 kadar yayın eviyle protokollerimiz var. Çocuk ve gençlik edebiyatını çok yakından takip eden ve öğretmenlerden oluşan bir ekibiz. Ama son kullanıcımız yasal çeşitli sebeplerden dolayı çocuklar değiller. Daha çok okullarla çalışıyoruz. Okulların her ay okudukları bir kitap, eminim veli olanlar bunu bilirler. Her ay çocukları bir kitap okurlar bütün sınıf arkadaşlarıyla beraber. Biz o eğitim programlarına müdahale ediyoruz. Çocukların hem sınıf içerisinde akademik programlarla ilişkilenebilecek, hem de yenilikçi, yaratıcı, deneyim biriktirebilecekleri ve fazla alanda deneyim biriktirebilecekleri yöntemlerle atölye programları geliştiriyoruz. Bu programların çatı ismi Hayal Bilgisi Atölyeleri ve 4 tane temel ilkeye dayanıyor. Biz de ilkeye dayalı işletmecilik esasıyla hareket ediyoruz. Bu 4 tane temel ilkede 21. yüzyılda yetiştirmek istediğimiz insan tipini aslında biraz da karşılıyor. Birincisi kent kültürü. İçinde yaşadığımız kentin geçmişini, bugününü ve yarını çocuklarımızla çalışmak bizim için çok değerli. İkincisi iletişim kültürü. 4 tane temel iletişim becerisinden bahseder eğitim bilimciler. Genelde biz bunların çok yoğun bir şekilde 2 tanesini kullanırız. Çoğunlukla konuşuruz, bazen dinleriz, çok az okuruz ve neredeyse hiç yazmayız. Bizim odaklandığımız yer okuma ve yazma becerileri, iletişim konusunda kendimizi geliştirmekle ilgili. İletişimde odaklandığımız yer orası. Bu ikinci değerimizdi. Üçüncü değerinde üretim kültürü. Son dönemde bu maker kültürü olarak daha çok dilimize yerleşti. Üreten dediğimizde tam böyle ilişkilenmiyor olabilir. O yüzden ben üretim kültürünü daha çok tercih ediyorum. Çünkü bu kadar yoğun tüketimin bulunduğu bir dünyada ve çağda yaşıyoruz. Ve bir daha geri dönülemeyecek şekilde sömürüyoruz doğal kaynakları özellikle. Bu yüzden kendin yap kültürü ve bir sonraki basamakta birlikte yap kültürü bizim için çok değerli. Ortak haklı üretmekle ilgili. O yüzden üçüncü değerimiz de üretim kültürüydü. Dördüncü ve son değerimiz, belki de hepsini kapsayan değer, doğa.
doğa kültürü. Çünkü doğadaki sistemi anlamak, bir dağ gibi düşünmeyi çocuklarla deneyimlemek bizim için çok kritik. O yüzden dördüncü ilkemizde doğa kültürü çalışmak çocuklarımızda. Bizim temel ticari lokomotif işimiz hayal bilgisi atölyeleri. Müdahale ettiğimiz yer orası ama sonra bir su metaforu gibi taşı attığımız yer orası ama dalga dalga yayılıyor. İkinci dalgada öğretmenler var hedef kitlemiz arasında çalıştığımız. Özellikle öğretmenlerle mesleki gelişim programlarında şöyle bir yöntemi tercih ediyoruz. Biz bir şey biliyoruz, size şu anda onu aktarmaya geldik yerine. Deneyim biriktirdiğimiz bazı şeyler var, özellikle atölye programlarında. O deneyimleri meslektaşlarımızla paylaşmak üzerine biriktirdiğimiz yaklaşık 14-15 çeşit mesleki gelişim programı var. Bunları öğretmenlerimizle paylaşıyoruz. Halka biraz daha genişleyince işin içerisine anne babalar giriyor. Çünkü anne baba olmayı bir okulu okuyarak ya da birilerinden görerek öğrenmiyoruz. Genellikle ya kendi anne babamızı rol model alıyoruz, ya onlar gibi hiç olmuyoruz ya da onlara benzemeye çalışıyoruz. Sadece fiziksel olarak üremiş olmak bizi anne baba tam yapmıyor olabilir. O yüzden anne babalarla 21. yüzyılın çocuklarıyla nasıl iletişim kurabilecekleri, okul ve okul sonrası zamanlarını yönetmede onlarla beraber nasıl bir paydaş olabileceklerini çalışmak üzerine geliştirdiğimiz programlar var. Halkın en son basamağı da eğitim ortamları tasarlamak üzerine. Ama böyle gittikçe iş yükümüz azalarak gidiyor. En yoğun çalıştığımız yer çocuklarla geliştirdiğimiz atölyeler. Eğitim ortamlarında da şuna çok inanıyorum. Hem sınıf içinden gelen bir öğretmen olarak çocuklar üretmeye çok hazırlar. Hem birlikte çalışmaya hem proje bazlı düşünmeye gerçekten yenilikçi işler ortaya koymaya çok hazırlar. Yeter ki biz yetişkinler onlar için manipülatif dokunuşlar yapalım etrafına. Bu bir eğitim ortamı olabilir, bu bir eğitim materyali olabilir, bu bir iyi bir eğitmen olabilir ya da iyi bir problem durumu olabilir çözüm üretmeleri gereken. Bu yüzden biz eğitim ortamlarının çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Onların üretebileceği, keyifli zaman geçirebilecekleri, içinde bulunmaktan keyif alacakları ortamlar tasarlamak bizim için çok değerli. Bir eğitim bilimcinin çok güzel bir sözü var. Diyor ki 19. yüzyılın binalarında 20. yüzyılın öğretmenleriyle 21. yüzyılın çocuklarına eğitimler yapmaya çalışıyoruz. İşte onların hepsini artık bir parça yukarı doğru taşımak gerekiyor. Endüstrinin 4.0'ı konuştuğu ortamda biz daha eğitimi nasıl 2.0'a taşıyabiliriz'in çalışmalarını yeni yeni konuşmaya başladık. Öğretmen 2.0'ı yeni yeni çalışıyoruz. Bu nedenle yaptığımız işe çok değer veriyorum. Çok mutluyum böyle bir işi yapmaktan. Hem ticari anlamda hem de zamanımı burada geçirmekten. Son bir ürünü paylaşıp belki kooperatifle ilişkilenmesiyle ilgili. Kurulduğumuz günden beri hiç aralıksız devam ettiğimiz çok özel bir işimiz var. Tamamen sosyal gönüllü bir iş. Her cuma akşamı Zikzak Öğretmen Kulübü adını verdiğimiz bir buluşma grubumuz var. Geçen hafta 91. buluşmayı yaptık. 91 kere bir şeyi üst üste yapabilmek zaten bence çok değerli. Bir de bunu alanında mesleki ve kişisel gelişimini önemseyen öğretmenlerle yapmak ve tamamen deneyim ortamında yapmak. Ben bunu denedim, çok güzel oldu. Burada olmadığı konuşmak, alanında uzman kişi ve kurumları orada misafir etmek bizim için çok değerli. Bugüne kadar 400'den fazla öğretmen girdi çıktı. 60'tan fazla alanında uzman kişiyi misafir ettik bu 91 buluşmada ve 200'den fazla konu konuştuk kendi aramızda. Gündemi ve günceyi takip ettiğimiz çok özel buluşmalar. Bu öğretmen kulübü yakında 100. buluşmaya yaklaşacak. Hatta tesadüf oldu, okulların kapandığı gün, cuma günü 100. buluşmamız var. Yani tamamen abdala malum oldu durumu, hani böyle bir planlama yapmamıştık. 100. buluşmadan sonra bu iş nereye gider? Uzun zamandır konuşuyoruz. Ben hem akademiyle hem de Alper'le bir yıldır yaklaşık tanışıyorum. Bir yıldır da kooperatif gündemimizde var. Özellikle öğretmen kulübünde 100 buluşmadır biriken bir dolu deneyimi bir şekilde bir yere akıtmamız lazım. Nereye akar kısmında aklımıza tabii ki ilk gelen fikir bir öğretmen kooperatifi kurmaktı. Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini birlikte ortak akılla destekleyebilecekleri, giderleri ortak olarak paylaşabilecekleri ve belki yaratılacak bir eğitim ortamında mesleki motivasyonlarını arttıracak süreçlerde ya da üretim alanlarında bulunmalarının ona çok iyi geleceğini bildiğimiz için aynı zamanda bu öğretmen kooperatifi eğitim yani yaşam boyu öğrenme kooperatifinin de çok organik bir parçası olmuş olacak. İkili olarak birbirinden besleniyor olması bizim için çok değerli. Çünkü kooperatiflerin yasal anlamda birbirine ortak olabilmesi bence çok kritik bir değer. Bu yüzden olabildiğince tüm ağı birbirine yasal anlamda bağlamanın çok kritik olduğunu düşünüyorum. Kabaca paylaşacaklarım böyle. Çok teşekkürler.